Çünkü onlar bizim misafirimiz. Yani biz onlara sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim insanlık görevimiz. Ben Halima Erdogan, Kahramanmaraş doğumluyum. Burada bizim kendi Türk vatandaşlarımıza verilen halk eğitimlerimizin, özellikle halk eğitimi yetişkinlere verilen kursların hepsi veriliyor. El sanatlarından halıcılık var, dikiş var, sim sırma var, kuaför var, el örgüsü var. Hepsi var yani. Buraya geldim. Burada öğrencilerim hiçbir şey bilmiyordu. Ama onları ben sabırla çok seveceklerini, zamanla daha güzel şeyler olacağını, burada güzel farklı ortamlar olacak, sosyal ortam olacak. Bizim kültürümüzü sizin kültürünüze katacağız. Bizde öyle bir ortam var, hiç ayrı kayrımız yok. Biz burada bir havuzda oluşturabiliyoruz. İhtiyacı olan diğer bir yeni gelen ihtiyacı olan bir öğrencimiz olduğunda hemen ona mesela paramız geliyor, öğrencilerimizin parası geliyor. Yeni başlayan öğrencimiz daha hiç para alamamış, hemen ona toparlıyoruz, üçer beşer kuruş, ona da destekte bulunuyoruz. Ya bu memleketler erkek bayan bu mesleği yaparak bütün geçimlerini bundan sağlama şansları var ki bunların da bütün düzeni bozulmuş. Hayat bitmiş orada. Neden olmasın gittiklerinde bunu meslek edinip hayatlarını idame ettirmeleri. 23. yılım. Hepsi de birbirinden bu şekilde kaliteli oldu. Ki misafirlerimize bir tık daha fazla emek veriyorum çünkü onların bize ihtiyacı var. Ben asla bırakmayı düşünmüyorum. Hatta zaman zaman onlara biz Suriye'ye gittiğimizde, biz Irak'a gittiğimizde siz ne yapacaksınız? Ben diyorum ben oraya da geleceğim. Birkaç tane öğrencim ayrıldı. Çok ağladık. Yani sanki anne evlattan ayrılıyormuş gibi oldu. İstiyorum ki onlar vatanlarına dönsünler. Hasretlerine kavuşsunlar. Ayrılık olsa da gerekirse ben onlara giderim yani. Gidebilirim. Suriye'ye de gidebilirim. Elbet bir gün bu çile bitecek, elbet bir gün sabah olacak, elbet bir gün güneş doğacak diyorum.